Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme inneke afuvun kerimun tuhibbul afve fa'fu anna. Rabbena amennâ bimâ enzelte vettebe'nâ rasûl fektübnâ ma'ş şâhidîn. La ilahe illâ ente subhâneke innî kuntu mine'z-zâlimîn. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي اشرح لي اللهم göğsüme genişlik ver ve yessir li emri Allah'ım işimi bana kolaylaştır vahlul ugdeten min lisani Allah'ım dilimdeki düğümü çöz yefkahu kavli ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya muin bi hurmeti Taha ve Yasin. Alemlerin terbiyecisi olan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın ve Musa'nın Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Allah'ımız, yaratıcımız, Kur'an'ımızda, kitabımızda bir ayette bize şöyle buyuruyor. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Arkanızdan çekiştirmeyin. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Arkanızdan çekiştirmeyin. Gıybet etmeyin. Üç madde. Kusurunu araştırmayın. Arkasından çekiştirmeyin. Gıybet etmeyin. Ayet devam ediyor. Sizden kim ölü kardeşinin çiğ etini yemekten hoşlanır? Tiksindiniz değil mi? Şu halde Allah'tan korkun. Allah Teala Hazretleri ayeti kerimede biz Müslümanlara hitap ediyor. Bu ayet kafirleri bağlamıyor. Çünkü onlar için günah ya da sevap dengesi diye bir şey yok. İmansız olduklarından dolayı İslam'a girmedikçe ahlak ayetleriyle muhatap değiller. Ahlak ayetleri İslam'a girenlerin muhatap olduğu ayetlerdir. Müslümanım diyenlerin muhatap olduğu ayetlerdir. Biz Müslümanlara Allah Teala öğüt veriyor ve bazı yasaklamalar getiriyor. Yasaklamaların başında ne var? Birbirinizin kusurunu araştırmayın. İnsanlarda kendi kusurlarını örtmek niyetiyle ortaya çıkan bir kuvvet vardır. Nedir o? Başkasının kusurunu ortaya çıkartma. Bir adam kendi kusurlarını örtmek istediği zaman ne yapıyor? En kolay yöntem, şeytanın vermiş olduğu en kolay yöntem, başkasının kusurunu gün yüzüne çıkartma, ortaya çıkartma. Evet benim bu eksikliğim var ama bunun daha büyük bir eksikliği var. Bu deyip kendi kusurunu sözüm ona kapatma, perdeleme. Başkasının bir hatasıyla. Bu şeytanın çok sinsi bir oyunudur. Başkasının kusurunu araştırma oyunu. Bir Müslüman asla başkasının kusurunu araştırmaz. Onun tek bir derdi vardır. Benim kusurlarımı nasıl temizleyebilirim? Bende eksik olan şeyleri nasıl düzene sokabilirim? Nasıl kendimi Rabbime, peygamberime sevdirebilirim? Müslümanın tek derdi budur. Ama şeytan tam tersini deklare eder. Sen iyi bir insansın. Namazın olmayabilir, içkin olabilir. Ama sen özünde iyi bir insansın. Çünkü senden çok daha kötü uyuşturucu kullanan adamlar var. Başkasının karısına kızına laf atan adamlar var. Demek ki sen ibadetsiz de olsan, içkici de olsan, kumar da oynasan iyi bir insansın. Ne yaptı bu adam? Bu adam başkasının kusurlarını gözünde büyüttü, kendi kusurlarını gözünde ufalttı. Ayet bize diyor ki sen buraya girmeden eğer bu bataklığa düşmek istemiyorsan sen başkasının kusurlarını araştırma. Başkasının kusurlarını gözünün önüne koyma. Bak Allah'ın peygamberi ne buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Kendi kusurlarını görmekten başkasının kusurlarını görmeye fırsat bulamayana müjdeler olsun. Ya tamam ben Bayram kardeşin hatalarına bakacağım da bende o kadar çok hata var ki fırsat bulamıyorum, başımı kaldıramıyorum. Hani arkadaşa telefon açıyor. Kardeşim insan bir aramaz mı ya? İki haftadır bir telefon açmadın ya.
Biz can ciğer kardeş değil miyiz? O arkadaş da şöyle diyor, kardeşim öyle bir iş var ki şu anda. Öyle bir müşteri akın akın geliyor ki başımı kaldıramıyorum. Sana bakamıyorum, seni aklıma bile getiremiyorum. Çok yoğun. Müslüman bir hale, bir ahlaka büründüğü zaman şöyle olur. Kendi kusurlarını görmekten, kendi hatalarını görmekten ve nefsini kınamaktan başkasının kusurlarını bakmaya fırsat bulamaz. Aynen az önce zikrettiğim adam gibi. İşte bu Müslümana Allah'ın peygamberi diyor ki müjdeler olsun. Bu kurtulmuş bir adamdır. Bunu yapmadığı zaman, kusur araştırıcısı olduğu zaman Allah'ın sevmediği bir kul haline dönüşüyor. Allah'ın hoşlanmadığı bir kul haline dönüşüyor. Allah Resulü'nün ikinci halifesi Emir el-Mü'minin bir gece sokaktan evine doğru giderken bir nida işitiyor. Nara. Sarhoşun bir tanesi nara ata ata şarkı söylüyor. Dur diyor, bir tanesini yakaladım. İçki içmek İslam'da nedir? Had cezası vardır içkiye. 80 sopadır. Şeriatla yönetilen bir devlette bir adam içki içtiği zaman bir insan onu gördü mü hemen o adamı mahkemeye çıkartırlar. Had cezası verirler. Hazreti Ömer diyor ki bu adam nara atıyor, şarkı söylüyor. Sarhoş olduğu sözlerinden, söyleyi şeklinden belli. Ben bunu yakalarsam şahit olarak buna had cezası uygularım. Müslümanlara da ders olmuş olur. Kimse içki içmez bundan sonra. Diyor, kapıdan girmiyor, bahçenin duvarından atlıyor. Tak gidiyor, kapıyı sıp diye açıyor. Ne yapıyorsun sen burada? Ne yapıyorsun? İşte ey halife oturuyorum. Ya içki içiyorsun sen diyor. Allah'ın haram ettiği bir şey yapıyorsun. Allah'tan korkmuyor musun? Bak günah işledin diyor. Sarhoş şöyle diyor. Ey Allah Resulü'nün halifesi. Bu kul bir tane günah işledi ama sen halife olarak 3 tane günah işledin. Hazreti Ömer şöyle diyor. Neymiş günahım say bakayım diyor. Biz olsak ne yaparız burada? Sus bakayım, ben rütbeliyim. Ben halifeyim. Kafanı kırarım senin. Hemen rütbeyi ortaya koyarsın. Ciddiyet sığların en büyük alametidir. Sığ adam hemen ciddiyeti ve rütbeyi ortaya koyar. Sus bakayım. Üniversite mezunu olabilirsin. Ben ilkokul mezunuyum ama burada patron benim. Para benden çıktığına göre benim dediğim olur. Ya bir adamı dinler. Halife ne diyor? Anlat bakayım kusurlarımı, bir dinleyin bakayım kardeşim. Ey halife, Allah'ımız Kur'an'da diyor ki bir yere girdiğiniz zaman Allah'ın selamını verin. Sen selam vermedin. Allah'ımız Kur'an'da diyor ki bir yere gireceğiniz zaman kapıyı çalın. Sen kapıdan girmedin. Pencereden atladın. Allah'ımız Kur'an'da diyor ki وَلَا تَجَسَّسُوا kusurları araştırmayın. Bu ayettir. İnsanların kusurlarını araştırmayın. Sen benim kusurumu araştırdın. Ben bir günah işledim. Sen 3 tane günah işledin. Halife ne diyor? Allah'ın rahmeti selam üstüne olsun. Allah beni affetsin kardeşim diyor. Kapıyı kapatıyor gidiyor. Had cezası yok. Allah beni affetsin diyor gidiyor. Kusurları araştırmayın. Bakmayın. Mevlana'mız konu hakkında şöyle der. Kusur bulmak için bakmayın. İnsanlara kusur bulmak için bakmayın. Muhakkak bulursunuz. Kusur görmemek için bakın. İşte o zaman kusursuz olursunuz. Şimdi biz insan mıyız? İnsansa muhakkak hataları ve kusurları olacaktır. Allah Teala böyle yarattı. Bir gün dükkanıma bir adam geldi. Abi, buyur kardeşim, bana bozulmayan bir çanta lazım. Dedi. Kardeşim, bu çantayı insan yaptıysa, ki ben yaptım, bu çanta kesinlikle bozulacak. Kim sana derse ki bu çanta bozulmaz, yalancıdır. Çünkü kulların yaptığı her şey bugüne kadar bozulmuştur ve kıyamete kadar da bozulacaktır. Bozulmayan şeyleri Allah'tan başka kimse yapamaz. Bu beden, şu anda burada bulunan bu kadar genç, herkes bedeninden çok memnun. Çok az hasta oluyor, çok kuvvetli. İstediği her şeyi yapabiliyor. Ama bundan 20 sene sonra Allah nasip ederse yaşarsak, çok bozulmalar olacak bedenimizde. Hafızamızda zayıflıklar, gözümüzde zayıflıklar, işitmemizde zayıflıklar, kelime kurmada, cümle kurmada zayıflıklar, bacağımızda kuvvetsizlikler, kolumuzda titremeler. 30 tane şınav çeken adam artık 10 tane çekemeyecek. 5 katın merdivenini tek hamlede çıkan adam artık 2 kere dinlemek zorunda kalacak. Ne oldu? Çok kuvvetliydin. Çok güçlüydün. Ne oldu?
Allah bizi kusurlu olarak yarattı. Bizi eksik yarattı. Bu Allah'ın aciziyetinden değildir. Bu aleme göre yaratılmış bir beden demektir. Şu andaki insanların bedenleri bu aleme göre, yani kusurlu olan aleme göre yaratılmıştır. Allah Teala bize kusursuz bir alemde, ebedi olan bir alemde bozulmayacak bedenler vereceğini vaat ediyor. Hasta olmayacak bir beden, acıkmayacak bir beden, susamayacak bir beden, üzülmeyecek, sıkılmayacak bir beden, güçsüz olmayacak bir beden, istediği her şeye bir anda sahip olacak bir beden. Allah Teala bunları vaat ediyor. Ama bunları kazanabilmek için, kazanabilmen için sana bu dünyada verdiğim eksik bedenle bana şükredeceksin, bana secde edeceksin. Şu halde insan bu dünyadaki yapılmış olan insanın yaptığı her şeyin kusurlu olduğunu, eksik olduğunu bilecek. Yine insan bu dünyadaki her insanın kusuru ve hatası olabileceğini bilecek ve kimse de kusur aramayacak. Kusur aramadığı zaman kusursuzlaşacak. Bak Allah'ın peygamberine. Hadislerinde Efendimiz Aleyhisselam bir şeyi beğenmediği zaman ne derdi? Mesela bulunduğu ortamda bir insan kötü bir şey yapmış. Sahabelerden bir tanesi yanlış bir iş yapmış. Allah'ın peygamberi şöyle diyor. İnsanlara ne oluyor ki şöyle şöyle yapıyorlar? İnsanlar dediği yanında. O sahabi hatalı bir şey yaptı. Ama ismini zikretmiyor. Bu kişiye ne oluyor, falancanın oğluna ne oluyor demiyor. Genelleme yapıyor. Ve şöyle diyor. İnsanlara ne oluyor ki böyle böyle diyorlar? Bütün insanlara ibret vermek için kusur araştırmıyor, olayı tartışıyor, kişiyi tartışmıyor. Kişiyi tartışmadığımız zaman, olayı tartıştığımız zaman bu bize ibret oluyor. Hani Allah dostları tasavvuf kitaplarında ne derler? Ey efendim, bu edebi nereden aldınız? Efendi de şöyle der, edepsizlere baka baka aldım. Edepsizlere bakıyor, bir kötülük görüyor, ancak bunu kimseye açıklamıyor. Kendisine bir ibret olarak alıyor. Ve diyor ki bu çok kötü bir ahlak. Allah ve Resulü bundan memnun değil. Benim böyle olmamam lazım diyor. Ve hallerine yavaş yavaş çekip düzen vermeye başlıyor. İşte bu kusur araştırmamak demektir. Allah Teala bizi muvaffak etsin inşallah. Ayet nasıl devam ediyor? Birbirinizi arkanızdan çekiştirmeyin. Arkasından çekiştirmeyin. Gıybet etmeyin. Zamanımızın en büyük hastalıklarından bir tanesi. Nedir o? İki tane arkadaş yan yana geldiği anda muhabbet dönüyor, dolaşıyor. Orada bulunmayan bir adamın arkasından sallamaya geliyor. Bunun adına İslam ne diyor? Ne diyor? Gıybet. Gıybet. Allah'ımız Kur'an'da bu tabiri kullanıyor. Gıybet. Gayb kökünden gelir. Gayb. Yani yok olan, orada olmayan. Orada olmayan bir kişi hakkında söylediğin herhangi bir kötü şey gıybet anlamına geliyor. Onun gıyabında konuşma. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor bir hadisinde. Gıybetin tarifini anlayalım önce. Ey ashabım, gıybet nedir bilir misiniz? Ashab ne diyor? Her zamanki cevap. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Muhakkak hepsinin aklında bazı cevaplar vardır. Muhakkak hepsinin duyduğu, gördüğü, okuduğu şeyler vardır. Ama cevap çok edepli. Allah ve Resulü muhakkak daha iyi bilir. Dediğin anda benim kabım boş ey Allah'ın Resulü. Sen bana öğret demiş oluyorsun. Sen bana anlat, bildir demiş oluyorsun. Efendimiz Aleyhisselam şöyle cevap veriyor. Gıybet, yüzüne karşı söylemenizden hoşlanmayacağı bir şeyi bir kardeşinizin arkasından söylemenizdir. Mesela bir kardeşinizi düşünün. Kekemeliği var. Cümle kurarken devamlı tekliyor. Allah Teala vermiş. Kekemelik. O kişinin istediği bir şey değildir. Allah bazısını körlükle imtihan eder, bazısını kekemelikle, bazısını işitmemekle. Bazısını da çolak yapar. Kolu tutmaz. Herkese farklı imtihan vermiştir. Arkadaşınız var. Tekliyor. Kekeme. Başka bir adamın yanına gittin. Recep ne yapıyor be? İyi çok şükür. Sağlığı yerinde de hala konuşurken tekliyor ya. Çok kötü, çok sıkılıyorum onunla konuşurken. Belli etmek istemiyorum. Bunun adına İslam ne diyor? Gıybet. Gıybet. Çünkü bu sözleri sen o adamın yüzüne karşı söyleseydin, bu adam bundan hoşlanır mıydı, hoşlanmaz mıydı? Hoşlanmazdı. Hoşuna gitmezdi bu olay. Çünkü eleştiriyorsun. Allah Teala'nın ona vermiş olduğu bir imtihanı, bir sınavı aşağılama sebebi sayıyorsun. Ve yüzüne vuruyorsun. Bunun adına İslam gıybet diyor. Müslüman
bir kimsenin kusurunu asla yüzüne vurmaz. Öbür kardeşin topallıyor. Allah Teala bir bacağını diğerinden kısa yapmış. Cahil insanlarsa buna şöyle diyor. İmalat hatası. Elfaz-ı küfürdendir. Yani Allah bu kulu imal ederken, bu kulu yaratırken eksik yarattı. Yapamadı, beceremedi. Allah Teala'ya herhangi bir şeyi beceremedi demek adamı kafir eder. Çünkü o herhangi bir şeyi yapmak istediği zaman uğraşmaz. Bir şeyi yapmak istediğimiz zaman biz uğraşırız. O uğraşmaz. O sadece kün der. Feyekûn. Ve olur. Ve olur. Ama bizde böyle bir şey yoktur. Biz bir çayı yapmak istediğimiz zaman önce bakkaldan gider çay alırız. Ondan sonra uğraşırız. Çayın kapağını açarız. Ondan sonra çaydanlığı hazır ederiz. Temizleriz, yıkarız. İçine çay dökeriz. Sonra suyu ısıtırız. Ondan sonra demlenmesini bekleriz. Bardakları hazırlarız. Şekeri hazırlarız. Tepsiyi hazırlarız. Ve insanlara servis ederiz. Bunların tamamı 10 tane ayrı iştir. Biz bir şey yapmak istediğimiz zaman uğraşmak zorundayız. Hareket yapmak zorundayız. Bu Allah için geçerli değildir. O sadece ol der ve olur. Dolayısıyla Allah Teala bu kulun bir tane bacağını diğerinden eksik yapmış. Sen ne yapacaksın? Aşağılayabilir misin? Aşağılayamazsın. Yapamazsın bunu. Onun arkasından yaptığın herhangi bir konuşma Allah'ın hoşuna gitmiyor. Ve sana gıybet günahı yazılıyor. Gıybet yapmayın diyor. Ondan sonra ayetin devamında Allah'ımız bu gıybet fiilini bir şeye benzetiyor. Rabbimiz bize bir şeyleri nakşetmek istediği zaman bir temsiller getirir. Unutmamamız için bazı resimler önümüze koyar. Bu ayetteki resim nedir? Sizden kim ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır? Bak bak, Allah Teala gıybeti neye benzetiyor? Ölmüş kardeşinin eti. Aranızda insan eti yiyen var mı? Aranızda kardeşinin etini yiyen var mı? Böyle bir şey yok. Biz zombi değiliz, biz insanız. Biz hayvan yeriz. Allah Teala'nın bizim için yaratmış olduğu, bizim hizmetimize sunmuş olduğu hayvanları keseriz, bismillah deriz yeriz. Biz insan yemeyiz. Yamyam değiliz biz. İnsan yemek haramdır. Ölüm hali hariç hiç kimse hiç kimseyi yiyemez. Ama Allah Teala temsilde diyor ki, ölü kardeşi, ölü kardeşinin eti. Bunu yemekten hoşlanır mısınız? Ondan sonra da şöyle diyor. Tiksindiniz değil mi? Hemen yüzler değişti. Hemen yüzler değişti. Bir tiksinti oluştu. İnsan eti, bir de ölü kardeşinin eti. Şu halde Allah'tan korkun diye Allah Teala ayeti kerimeyi bitiriyor. Şu halde Allah'tan korkun. Müfessirlerimiz bu ayeti kerimeyi tefsir ederken ölü kardeşi şöyle tabir ediyorlar. Gıybetini yaptığın adam o anda orada yok. O adam bir ölü mesabesindedir. Sana cevap veremez, kendisini koruyamaz, kendisini savunamaz. Şu halde sen o adamın arkasından konuşmakla ölü bir adama sallıyorsun. Orada olmayan bir adama sallıyorsun. Allah Teala bundan razı değildir. Orada bulunmayan bir adama sallamayacaksın. Ve gıybet fiilini işlemeyeceksin. Efendimiz Aleyhisselam başka bir hadiste konuyla alakalı şöyle buyuruyor. Biri hakkında söylediğiniz şey onda varsa bu gıybettir. Ama o şey onda yoksa bu iftiradır. Mesela Ahmet kardeş bir yerden bir para araklamış. Kesin kumar oynamıştır. Şimdi o adam da kumar oynayan bir adam olsun. Ahmet de kumar oynayan bir adam olsun. Birileri, iki tane adam bunun hakkında gıybet yaptılar. Şimdi o adam da o gün kumar oynamamış olsun. Bir yerden çalışmış ve para kazanmış olsun. Kumar oynamadığından, o parayı kazandığından dolayı bu adamlar hem gıybet cezasına çarptırılıyor hem de iftira cezasına çarptırılıyor. Çünkü Ahmet o gün kumar oynamadı. Ahmet o gün pis bir fiil işlemedi. Diğer zamanlar oynamış olabilir. Ama sen gıybet yaptın. Ve onda olmayan bir şeyi onda varmış gibi söyledin. Ve iftiraya bulaştın. Şimdi burada üç tane günah var. Bir, gıybet günahı. İki, iftira günahı. Üç, kul hakkı günahı. Nereden kaçacaksın kardeşim? Nereden sıyrılacaksın? Bunlara düşer olmamak için bu gıybetten kaçacaksın. Bismillahirrahmanirrahim.
Efendimiz Aleyhisselam başka bir hadisinde şöyle buyuruyor. Gıybetten sakının. Çünkü gıybet zinadan daha şiddetlidir. Gıybet zinadan daha şiddetlidir. Tırnak, parantez, altını çiziyorum. Artık nasıl yapabiliyorsanız yapın. Üç punta karartıyorum. Gıybet, el gıybetü eşeddü mine zina. Gıybet zinadan şiddetlidir. Bak şimdi hadiste devam ediyor. Kişi zina edip tövbe eder de bir daha yapmazsa Allah-u Teala onun tövbesini kabul eder. Gıybet edilen, gıybet edeni affetmedikçe affolunmaz. Şimdi adam zina etti. O pis fiile, o aşağılık fiile bulaştı. Tövbe etti, bir daha yapmayacağım diye söz verdi ve bir daha yapmadı. O günahı hiç yapmamış gibidir. Allah temizler. Ama gıybette kul hakkı da olduğundan dolayı gidip gıybet ettiğin kişiden özür dileyeceksin. Kardeşim, İsmail, bak bazı arkadaşlarla konuşurken, bak şimdi o konuştuğun, gıybet yaptığın arkadaşın adını verdiğin zaman yine gıybet oluyor. Onun da ismini vermeyeceksin. Bir arkadaşla konuşurken, bir arkadaş, Mehmet değil, Mustafa değil, bir arkadaş, konuşurken senin muhabbetin geçti, biraz gıybetini yaptık. Hakkını helal et kardeşim. Bunu demedikçe, o adamdan helallik almadıkça kul hakkından kurtulamıyorsun. Bak gıybet günahı bir tarafa. Onun tövbesini yaptın. Allah kabul eder etmez. Onun bileceği iş. Ama burada bir de kul hakkı vardır. Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam bundan dolayı diyor ki el gıybetu eşeddu minezzina. O zinadan daha şiddetlidir. Daha eşittir. Burada şu soru gelebilir. Ya hocam nasıl olur böyle bir şey? Gıybet denen sadece kelam, zina denen cinsel birleşmeden daha şiddetli nasıl olabilir? Allah Teala Kur'an'da şöyle buyuruyor. Fitne katillikten daha kötüdür. Fitne. Gıybetin özelliği fitne çıkartmaktır. Ara bozuculuk. İnsanların birbirinin arasındaki sevgiyi bozma, bitirme. Allah'ımız diyor ki fitne öyle bir şeydir ki katillikten daha beterdir. Neden katillikten daha beter? Çünkü katil bir kişiyi öldürür. Ama bir adam bir ortama bir fitne salarsa kan davaları ortaya çıkar. Onlarca insan birbirlerini öldürmeye başlar. Siz görmüyor musunuz insanlar? 10 kişi 10 kişi birbirlerine baltalarla saldırıyorlar. Nereden çıkıyor bu olay? Bir adamın çocuğunu diğer adamın çocuğu dövmüş. Haberlerde her gün bunlar var. Bir adamın çocuğunu top oynarken diğer adamın çocuğu dövmüş. Dayak yiyen çocuk babasına gidiyor. Diyor ki baba falancanın çocuğu beni dövdü. Ya öyle mi? Baba da gidiyor çocuğuyla beraber. O çocuğu dövüyor. Bu çocuk da gidiyor babasına. Fitne. Bir tane ufak fitne. Babası diyor ki ya seni falancanın babası mı dövdü? Peki diyor. Eline bıçağı alıyor. Boş gitmiyor. Babasına bıçağı saplıyor. Bacağından yaralıyor. Babası da kendi meclisinden, kendi sülalesinden 10 kişiyi topluyor. Hepsi ellerinde baltaları alıyorlar. Bunun meclisine. Bu da hazırlıklı 10 kişiyle. Sen Laz'san ben de Arnavut'um. 10 kişi oradan, 10 kişi buradan birbirlerine bıçak sallıyorlar. Tak. 5 ölü 5 yaralı. Kalan 10 kişi de hapiste. Nereden çıktı bu? Bir tek fitneden çıktı. Baba beni dövdü. Baba beni dövdü. 10 kişi hastanede. 5 ölü. Haberlerde her gün bunları görüyorsun. Fitne katillikten kötüdür. Ayeti bunları anlatıyor bize. Bundan dolayı bu gıybet denilen fitneden, ara bozucu olaydan çok uzaklaşacağız. Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam şöyle buyuruyor. İki Müslüman gıybet yaparsa şeytan hemen onların yanına gelir ve ağızlarına bal sürer. Gıybet onlara çok lezzetli gelir. Çok keyifli gelir. Bir başlarsın adamın arkasında sallamaya. Gıybet yaptığın adamla olan muhabbetin gitgide artar. Beraber gıybet yaptığın, günah işlediğin kişiye olan sevgin devamlı artar. Güya birbirinizle aranız çok iyi. Sizin dışınızda bir adama eleştiriyorsunuz. Şeytan o anda devamlı ağzınıza bal koyuyor. Farkında değilsiniz. Çok lezzetli geliyor. Çok lezzetli. Ama Müslüman şunu düşünecek. Üstadım İhramcı Hazretleri şöyle der. Evladım, kim sizin yanınızda başka birisini eleştirirse bilin ki o kişi o başkasının yanına gittiğinde de sizi eleştirecek. Bu pis bir ahlak. Sen gelmişsin benim yanıma, Cemil'i eleştiriyorsun. Zekeriya'yı eleştiriyorsun. Mustafa'yı eleştiriyorsun benim yanımda. Ben biliyorum ki sen onların yanına gittiğin zaman da beni eleştireceksin. Gıybet denen hastalığa bulaşmış olan adam bunu yapar.
O zaman sen ne yapacaksın? Kardeşim sus. Bu meseleyi kapat. Bu meseleye girme. Şu anda şeytanla yanımızda cirit atıyor. Girme bu meseleye. Dostlarımızla aramızı açma. İşi Allah'a havale et. Düzelmesi için dua et. Müslüman olayı böyle kapatır. Ehl-i sünnet alimleri gıybeti dörde ayırmışlardır. Dört ayrı maddede ele almışlardır. İbn-i Abidin Reddül Muhtar'da şöyle der. Birinci gıybet küfür olan gıybettir. Gıybetin bir kısmı adamı kafir ediyor. Bak nasıl kafir ediyor. Bir kimse bir Müslümanı gıybet edip de benimki gıybet değil olanları söylüyorum derse kafir olur. Bak şimdi Mirsat'la yan yanayım. Semih kardeş de yanımıza geldi. Mirsat'la konuşuyoruz ki Aziz abi şöyle Aziz abi böyle boyna sallıyoruz Hacı abiye. Semih geldi dedi ki kardeşler mevzuyu değiştirelim gıybet yapmayalım. Biz de dedik ki Semih'e ben dedim ki Semih kardeş biz olanları söylüyoruz gıybet yapmıyoruz. Yani biz günah işlemiyoruz olanı söylüyoruz. Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam buyuruyor ki zaten olanı söyledin mi gıybet oluyor. Olmayanı söylersen iftira oluyor. Sen şimdi Allah Teala'nın haram kıldığı bir şeye helal kıldığın için ne oluyorsun? Kafir oluyorsun. Allah bizi korusun. Amin. Şu halde herhangi bir mecliste dalarsanız ve biri hakkında gıybete başlarsanız, birisi de hasbelkader gelip sizi uyarırsa ve şöyle dese, kardeşim bu gıybete giriyor herhalde, belki de gıybet yapmayalım dese, siz sakın gıybet yaptığınızı inkar etmeyin. Olabilir ki, bu çok hassas bir meseledir, belki gıybet yapmışsınızdır. Kardeşim Allah razı olsun, inşallah yapmayacağız. Allah bizi affetsin. De ve geçiştir. Çünkü ben gıybet yapmıyorum dediğin zaman bu günah değil demek istemiş oluyorsun. Bu günah değil dediğin zaman da kafir oluyorsun. İbn-i Abidin Hazretleri diyor ki, bu kafir eden gıybettir. Bu birinci maddedir. En tehlikeli gıybet budur. İkinci madde, nifak olan gıybet. Bilinen bir Müslümanı gıybet edip, gıybet olmasın diye ismini söylemiyorum diyerek takva ehli olduğunu göstermek. Bak şimdi, yine ben Mirsat'la, biz bu gıybet etmeyi çok severiz. Yine ben Mirsat'la beraberim. Yine birisine sallıyorum. Ama sallarken o salladığım şahsın ismini vermiyorum. Mirsat kardeş şu ahlaklar çok kötü ahlaklar. Bak mahallemizden Murat arabaya binen bir arkadaşımız var biliyorsun. İsmini vermeyeyim gıybet olmasın. Senin mahallende Murat'a binen tek bir adam var. İsmail. Ve sen de bütün işaretleri ortaya koyuyorsun ve takva ehli olduğunu serdediyorsun. Sallama yapıyorsun. Bütün işaretleri ortaya koyuyorsun. Kimden bahsettiğim belli ve şöyle diyorsun. İsmini vermek istemiyorum. Hani ben takva ehliyim ya. Bunun adı nifak gıybetidir. Münafıklar böyle yaparlar. Ara bozucular. İsim vermediğini ve takva ehli olduğunu iddia eder ama o kişiyi gıybet etmekten sakınmaz. Bu nifak olan gıybettir. Üçüncü gıybet, günah olan gıybet. Hepimizin bildiği gıybet. İsmen İsmail'i, Niyazi'yi, Mehmet'i anlatmak. Ondaki kötü ahlaklardan bahsetmek. Buna günah olan gıybet denir. Bir de dördüncü gıybet var. Bu da mübah olan gıybet. Yani bize günah yazılmaz. Bize ne sevap yazılır ne de günah yazılır. Mübah olan gıybette. Bunu da alimlerimiz şöyle açıklıyor. Fasık olanı gıybet etmek, zarar vermesin diye bu hallerini anlatmak mübah olan gıybettir. İslam'da fasık denen bir kavram vardır. Fasık ne demektir? Açıktan günah işleyen kişi. Böyle bir adamdan bahsetmek mübahtır. Bize günah yazılmaz. Hocam örnek verebilir misin? Tabii. Bir arkadaşınız geldi sizden borç istedi. Borç verdiniz. 2 ay içinde ödeyeceğini söylemesine rağmen 1 sene geçti ve ödemedi. Bu adama ne denir? Borcuna sadık olmayan adam denir. Başka birisi geldi ve şöyle dedi. Ya kardeşim falanca benden borç istedi. Senin diyaloğun biraz daha fazla bununla. Verebilir miyim acaba alabilir miyim? Eli nasıldır? Dedi. Sen de ona şöyle dedin. Kardeşim gıybet yapmak istemiyorum. Bu caiz mi? Hakikati gizlemiş olursun. Bu hakkını kullanacaksın ve bu adamın bir ağır elli olduğunu borç istenen kişiye anlatman gerekiyor. Söylemen gerekiyor. Bir örnek daha vereyim. Mahallenize geldi bir tane adam. Dediler ki kardeşim hayırlı bir iş var. Kızımı istiyor. Kim? Mahallenden şu kişi. Bu adam nasıl bir adamdır? Zina var.
İçki var, kumar var, iddia var, piyango var. Ne pislik istesen var. Sen dedin ki ya abicim ben Allah'tan korkarım. Gıybet yapmak istemiyorum. Dedin. Caiz mi? Hakikati gizlemiş olursun. Kul hakkıdır, vebaldir. Açıklamak zorundasın. Bu adamı tanıyorum. Şu, şu, şu iyi ahlakları vardır. Ama şu, şu, şu ve şu kötü ahlakları vardır. Bu günahları açıktan işlediği için şahidim. Biliyorum. Görenleri de duyuyorum. Buna fasık denir. Yani günahı açıktan işleyen adam. Mahallenizden bir komşunuz olsa, mahalleye naralarla girse, içki içtiği belli olsa, buna ne denir? Fasık. Açıktan içki içiyor ve sarhoş bir şekilde mahalleye giriyor. Dolayısıyla bu gibi adamların hatalarını, günahlarını insanlara söylemek gıybet değildir. Bir madde daha var. Bid'at ehlinin bid'atlerini, alışverişte hile yapanların bu hilelerini Müslümanlara duyurup, bunların şerrinden sakınmalarına sebep olmak ve Müslümanlığı yanlış anlatanların bu iftiralarını söylemek gıybet olmaz, emre bil maruf olur. Burada iş tam tersine dönüyor, ibadete dönüyor. Emri bil maruf, Allah'ın bize emrettiklerini emretmek, insanlara anlatmak bütün Müslümanların üstüne farzdır. Şimdi, bid'at ehli sapık bir hocaya rast geldin. Bu sapık hoca sohbetlerinden bir tanesinde şöyle dedi. Erkekler abdestsiz bir şekilde Kur'an tutabilirler. Bizim dinimizde var mı böyle bir şey? Kur'an abdestsiz tutulur mu? 1400 senedir bir tane ehli sünnet alimi böyle bir şey vermemiştir. Allah'ın peygamberi hadislerinde Kur'an'ın abdestsiz tutulamayacağını zikretmiştir. Allah'ımız Kur'an'da ona temiz olandan başkası dokunamaz buyurmuşken sapık yeni yetme reformist kafa hocalardan bir tanesi çıkıyor ve şöyle diyor. Kur'an'ı abdestsiz de tutup okuyabilirsiniz. Hiçbir sakınca yoktur. Kendi kafasından şahıs bir görüş, uydurma bir görüş serdediyor. Şimdi başka bir Müslüman arkadaşın diyor ki ya geçen gün televizyonda bir hoca gördüm. Falanca hoca tanır mısın, bilgin var mıdır diyor. Sana soruyor, o hocayı soruyor. Senin biraz daha İslami bilgin olduğu için, bu meclislere geldiğin için. Sen de şöyle diyorsun, kardeşim ben gıybetten korkarım. Ne oluyor? Yine hakikati gizlemiş oluyorsun. Yine bid'at ehlinin fasıklığını, pisliğini gizlemiş oluyorsun. Vebal altındasın. Bu adam Allah'ın bir tek emrini, bir tek rüknünü inkar etse, senin söylememenden dolayı sen de vebal altındasın. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Kesinlikle bunu söylemek zorundasın. Ticaret ehli. Adamın ticareti bozuk. Alışveriş yapıyor, ödemesini yapmıyor. Açıklamak zorundasın. Esnaf geliyor ve sana şöyle diyor. Bu adama mal verebilir miyim? Açık hesap mal verebilir miyim? Çekin istinadi alınır mı? Sen ne diyeceksin? Alınmaz. Çünkü başımdan böyle böyle bir mesele geçti. Bu şekilde bırak günahkar olmayı, sevaba girersin. Emri bil maruf yapmış olursun. Gıybeti bu dört madde içinde anlamaya çalışalım. Efendiler, gıybet dediğimiz bu pislik neden yasaklandı? Çünkü düşmanlığı arttırıyor. Allah Teala düşmanlığı arttırdığı için iki şeyi daha yasakladı. Bir, içki. İki, kumar. Bu gıybet de tıpkı kumara ve içkiye benziyor. İnsanların arasındaki düşmanlığı arttırıyor. İnsanlar en yakın dostlarını bile tek bir gıybet, tek bir arkadan konuşma sebebiyle 10 yıllık geçmişi tek kalemde silebiliyorlar. Hele kumar. O kumar sebebiyle ocaklar yıkılıyor. Ocaklar yıkılıyor. Kumarı nasıl tarif edeyim? Şu günümüzde özellikle gençlerin çok rabıta yaptığı, çok üstüne durduğu, çok feyiz aldığı, aşık olduğu bir durumdur kumar. Kumar nedir? Kumarın tarifi şudur. Her şeye bu şekilde bakacaksınız. Bu fetvayı kafanızın köşesine yazın. Bir kişinin kazanıp, bir kişinin para kaybettiği her şey kumardır. Para ya da mal, bakın. Para ya da mal, elbise, yiyecek, içecek, giyecek. Ne olursa olsun. Bir kişi kaybediyorsa, diğeri kazanıyorsa, bunun adı kumardır. Allah Teala içkiyi ve kumarı yasaklamıştır. Ayette şöyle diyor, şeytanın oyunu birer pisliktir. İçki ve kumar, şeytanın oyunu birer pisliktir. Aranıza düşmanlık vermek için, kalplerinize düşmanlık vermek için bunu aranıza koymaya çalışır. Artık
sakındınız değil mi? Artık vazgeçtiniz değil mi? Ayet böyle bitiyor. Bu kumar düşmanlık verir. Düşmanlık verir. Günümüzde en basit örneğinden ne verebilirsin hocam? Herkesin bilmeden, cahilliğinden dolayı, sohbet meclislerinden, ilim meclislerinden kopuk olduğundan dolayı yaptığı çok basit kumar işleri. Nedir o? Hafta sonu maç var. Fener Cimbom maçı. Fenerli Cimbom diye diyor ki, kardeşim var mısın? Neyine? Formasına. Ne demek bu? Kim maçı kaybederse, maçı kaybeden kazanana forma hediye edecek. 100 lira. 100 lira bir forma. Kumarın tarifi neydi? Birisinin kazanıp diğerinin kaybettiği her şey kumardır. Yani haramdır. Şimdi Fenerli diyor ki, bak şeytan iddiayı direkt ileriye götürüyor. Kardeşim, beraberliği de sana veriyorum. İlle bu harama girecek ya. Maç Kadıköy'de ya, Çakal Fenerli. Beraberliği de sana veriyorum. O da hemen atlıyor. Tamam diyor. Tamam kardeşim. Girdik. Kaybeden formayı alır. Cimbomlu ya da Fenerli maçı kazanıyor. Sonra ne oluyor? Kaybeden diğerine forma alıyor. Bunun adı ne oluyor? Bu forma ateştir. O adam o anda ateş giyiyor. Ama o adam ateş olduğunu düşünmüyor ve şöyle diyor. Enayi parası. Kek parası diyor. Sen şu anda üstüne ateş giydin, farkında değilsin. Farkında değilsin. Bunun adı kumardır. Müslüman kumara bulaşmaz. Bir örnek daha vereyim. Yine çok düştüğümüz bir hata. Halı saha maçı var hafta sonu. İddia büyük. 5 kilo baklava. Kaybeden ödeyecek. Nedir bunun adı? Kumardır. Biri kazanıyor, biri kaybediyor. Şöyle olsa, iki tarafta para verse, 50 oradan 50 oradan 100 lira. Kaç kilo baklava alındı? 5 kilo baklava alındı. İki tarafta yese. Bak biri yese biri yemese yine kumardır. İki tarafta yese bu kumar değildir. İşte bu güzeldir. Bu helaldir. Ama biri kaybediyorsa, diğeri kazanıyorsa bunun adı kumardır. Çünkü düşmanlık ortaya çıkar. Can ciğer dostlar ortada baklava var diye, 2 kilo baklava var diye bacağını kırmak için vurur. Tellere sıkıştırır. Gol değil ya der. Küfür eder. Penaltı değil lan, yalancı der. Ya halı saha maçı bu, 2 kilo baklava ya. Neyin peşindesin kardeşim? Şeytan aranıza düşmanlık sokar. Bunun adı kumardır. Komşularımdan bir tanesinin başından geçmiş. Nakletmeden geçemeyeceğim. Bu kardeşimiz kumarı çok seven bir kardeş. Allah hidayet etsin inşallah. Babasının çok yüklü meblağını kumarda kaybetmiş bir adam. Babası bir gün telefon açıyor. Cumartesi günü, haftalık alma zamanı. Oğlum diyor, hayatım pislik içerisinde geçti. Baban senden tek bir şey istiyor. Bu hafta aldığın haftalığı direkt bana getir. Peki baba. Çocuk da düşünüyor taşınıyor. Ya hayatım boyunca eve bir kuruş para yardım etmedim. Hayırsız bir evlat. Bu hafta da babamın gönlünü yapayım ya diyor. Alıyor 400 lirayı, haftalığını da babasına götürüyor. Babası alıyor haftalığı. Oğlum teşekkür ederim diyor. Ortadan ikiye ayırıyor. Cırt 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 paraları kesiyor. Sonra camı açıyor, camdan aşağı atıyor. Baba ne yapıyorsun? Bütün hafta çalıştım, benim canım çıktı. Rüzgara atılır mı bu para? Para yırtılır mı? Kanun yasaklamış bunu. Bak çocuk kanunu hatırlıyor. Baba diyor ki evladım, işte sen o kumar masalarında benim 400 bin liramı böyle yırtıp sokağa attın. Bunun adı kumardır. Ocak batırır, ocak batırır. Bu piyango alanlar, bu iddia bayilerine gidenler, bu eşek koşturanlar. Hele o eşek koşturanlar. İmanın, İslam'ın şartlarını bilmez. Bir atın 3 nesil gerisini bilir. Etrafımda böyle insanlar var, tanıyorum. Uydurmuyorum efendiler, ben insanların içindeyim. Atlar kum pistte mi daha iyi koşar, yoksa çimde mi daha iyi koşar? Hepsini ezberlemiş. Bunu böyle yaparsak böyle olur, bunu şöyle yaparsak şöyle olur. Bütün atların isimlerini biliyor. Atların üstüne binecek olan jokeylerin de isimlerini biliyor. Yine bulunduğum ortamdan bir olay nakledeyim. Hep bunlar yaşanmış olaylardır. Adam oğullarına büyük bir servet bırakıyor. Oğulları eşek yarışına müptela oluyor. Bütün bıraktığı o serveti eşek yarışlarında kaybediyorlar. Adam tekrar işinin başına geliyor. Tekrardan sıfırdan
iş kurmaya çalışıyor, çocuklarını kovuyor. Bundan sonra benden hiçbir şey alamazsınız diyor. Zaten her şeyimi tükettiniz diyor. Ben tekrar sıfırdan başlayacağım. Hanımıma bakacağım, kendime bakacağım. Bana yeter diyor. Çocuklarını evden kovuyor ve yeni açtığı küçücük bir dükkanın kapısına şu yazıyı yazıyor. Atlar çalışır, eşekler yer. Adam her şeyini kaybediyor. Kim yiyor bunun her şeyini? Eşekler. İki tane eşek evlat bu atın yaptığı, çalıştığı, didindiği her şeyi kumar belasıyla yiyip bitiriyor. Kumar düşmanlık getiriyor. İşte Allah Teala'nın gıybeti de bize haram etmesinin sebebi aramıza düşmanlık vermesinden dolayıdır. Bizim mezhep imamımız Ebu Hanife'dir. Mübarek. Takvada da, ilimde ne kadar yüksekse, ne kadar zirveyse, takvada da o kadar üstün bir zat. Talebeleri geliyorlar ve şöyle diyorlar, efendim, falanca alimin size, sizin hakkınızda gıybet yaptığını işittik. Sizin hakkınızda aşağılayıcı kelimeler serdettiğini işittik. Diyorlar İmam-ı Azam Efendimiz'e. İmam-ı Azam talebelerine diyor ki, pazara çıkın, bir tabak hurma yaptırın. Ve ona götürün, hediye ettiğimi söyleyin. Talebeler diyor ki, efendim bu nasıl iş? O kişi sizin hakkınızda aşağılayıcı konuşuyor, gıybetinizi yapıyor. Sizse ona bir tabak hurma hediye ediyorsunuz. Bunun sebebi nedir? İmam şöyle diyor, benim günahlarımı alıyor. Kul hakkına giriyor, benim günahlarımı alıyor, kendi defterine yazdırıyor. Benim ona verdiğim bir tabak hurma ne ki? Bu olayı talebeleri bir tabak hurmayla beraber o kişiye götürüyorlar. O kişi diyor ki, neden bana bir tabak hurma gönderdi? Sizin hakkınızda gıybet yaptığını işitmiş. Ondan dolayı efendim diyorlar. Tövbe ediyor. Ve hurmayı İmam-ı Azam'a geri gönderiyor. Bu ne kadar güzel bir edeptir. Aranızdan birisine deseler ki, Ahmet senin hakkında çok fena salladı be. Arkandan boyuna giydirdi. Vay aşağılık vay. Nerede bulsan gırtlana sarılırsın. Ama imam ne yapıyor? Allah ondan razı olsun. Günahlarını affetsin. Alın şu hurmayı götürün. Kul hakkına giriyor. Üstadım İsmail Hakkı Efendi talebeleri bir yerde vaaz dinlerken Müftü Efendi üstadımız hakkında konuşuyor. İsmail Efendi iyi bir insan değildir. Etrafına binlerce insan geliyor. Hiçbir birisinin ilmi yok. Hepsi cahil. Şeyh de cahil, talebeleri de cahil. Bizim efendiye boyuna sallıyor. Efendi 3 tane lisan biliyor. 4 mezhebe göre hükmediyor. Müftü Efendi diyor ki cahil. Takmış kafaya bir şeyini. Dervişleri üstadımıza geliyorlar. Efendim işte falanca müftü sizin hakkınızda böyle söyledi. Biz oradaydık, işittik. Evladım siz yanlış duymuşsunuzdur. Ben o müftüyü tanırım, beni çok sever. Halbuki müftü düşman. Müftü bizim efendiye düşman. Ama efendi hazretleri ne diyor? Ben onu tanırım, bizi çok sever. Siz yanlış duymuşsunuz. Şu edebe bak, şu ahlaka bak. Müslüman devamlı olarak hüsnü zan yapar. Suizan etmez. Hüsnü zan güzel düşünce demektir. Suizan çirkin düşünce demektir. Hüsnü zan velayettir. Suizan cinayettir sözü yine şeyhimin ayrı bir sözüdür. Her Müslümanın Müslüman kardeşine bakması gereken hal işte bu haldir. Ayşe anamız anlatıyor. Bak şimdi. Sahabi günah işlemez mi? İşler. Peygamberlerin dışında kimse masum değildir. Herkes hata yapabilir. Biz kusurluyuz. Biz insanız. Ayşe anamız anlatıyor. Ey Allah Resulü, sana Safiye'deki şu hal yeter demiştim. Ayşe anamız rivayet ettiği 2700 hadisten bir tanesinde diğer hanımı Safiye'yi, Allah onlardan razı olsun. Kime şikayet ediyor? Peygamberimize şikayet ediyor. Ey Allah Resulü, sana Safiye'deki şu kötü hal yeter dedim. Bundan memnun kalmadı ve şöyle dedi. Ey Ayşe, öyle bir kelime ettin ki bu kelime denize karıştırılsaydı denizi bozardı. Bir gıybet. Bir gıybet. Başkasını kötüleyici bir tek kelime. Bütün denizi bozacağından bahsediyor. Halbuki denize bir şişe şarap döksen deniz yine temizdir, bozulmaz. Çünkü çoktur. O şarabı yok eder.
Ama Allah'ın peygamberi gıybeti neye benzetiyor? Denize bu söylediğin söz düşse denizin tamamını ifsad eder. Bozardı. Yine Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Kim ki yanında Müslüman kardeşinin gıybeti yapıldığı halde gücü yeterken ona yardım etmezse Allah onu dünya ve ahirette zelil kılar. Bulunduğumuz ortamda gıybet yapıldığı anda şeytan bize gelir ve şöyle vesvese verir. Sen olaya girme. Sadece dinle. Dinlersen gıybet yapmış olmazsın. Gıybet yapılan bir ortamda bulunmak demek gıybet yapmak demektir. Sükût ikrardandır. Sen ne yapacaksın? Gıybet yapılan kardeşinin hakkını savunacaksın. Kardeşim bu meseleyi kapatalım. Ben o adamı tanıyorum. Böyle bir şey yok. Diyeceksin ve meseleyi kapatacaksın. Yapmadığın zaman tehdit var. Dünya ve ahirette zelil kılar. Zelil kılar ne demek? Aşağılık kılar. Elini attığı kurur. Etrafınızda bazı insanlar vardır. Ya hocam neye elimi atsam kuruyor ya. Bir türlü bir baltaya sap olamadım ya. Hiçbir türlü işlerin düzgün gitmiyor. Bazı şeyler yapmışsın ve zelil kılınmışsın. Bundan kurtulabilmek için çırpınman lazım. Hareket yapman lazım. Bol tövbe yapacaksın. Bütün insanlarla helalleşeceksin. Ki Allah Teala sana bembeyaz bir sayfa açsın. Hayatına yeniden bir başlangıç yap. Yine başka bir hadis zikredeyim. Sultanım hep en ince ayrıntıya kadar haber veriyor. Miraç'ta göğüslerinden asılarak azap edilenleri gördüm. Bunlar kaş göz işaretiyle alay ve gıybet edenlerdir, dedi Cebrail. Nitekim Kur'an'da Mevlamız şöyle buyurdu. İnsanları arkadan çekiştirip kaş göz ile alay edenlerin vay haline. Allah Teala ayet-i kerimede ne buyuruyor bize? Kaş göz ile alay edenlerin vay haline. وَيْلُوا لِكُلِّ هُمَزَةِ اللُّمَزَةِ اَلَّذ۪ي جَمَعَ مَالَ وَعَدَّدَ Şimdi, başka birisi hakkında gıybet yapmış bu iki adam. O geldiği anda ben o adama kaş göz yapıyorum. Beceremiyorum tam, kusura bakmayın. Kaşı gözü oynuyor. O adam başka bir tarafa bakarken ben gıybet yaptığım adamla beraber onun hakkında kaş göz yapıyorum. Vay haline diyor Kur'an. Vay onların haline. Gıybet yapan neyse o kaş gözle alay eden var ya işte odur. Müslüman kaş gözle konuşmaz. Kaş gözle hareket yapmaz. Müslüman bir mecliste kulağa da konuşmaz. Açıktan konuşur. Yine sultanımdan devam edeyim. Miraç'ta cehennemde kokmuş leş yiyenlerin kim olduğunu sordum. Kokmuş leş yiyenler. Cehennemde. Allah'ın peygamberi gördüğü manzaralardan, gelecekte olacak olan manzaralardan bize haberler veriyor. Kokmuş leş yiyenler varmış orada. Kim olduğunu sordum. Bunlar gıybet ederek insanların etlerini yiyenlerdir, dendi. Burada ne yapıyorsa Allah Teala orada da aynısını yaşatıyor. Yine başka bir hadiste Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Gıybet ve kovuculuk kişinin imanını zayıflatarak yok eder. Şimdi yaptığımız günahın bir de en kötü boyutu var. Biraz aralar mısın kardeşim orayı? En kötü boyut nedir? İmanı zayıflatarak yok eder. Pislikler yavaş yavaş törpüler. İman bir nur gibidir. Yaptığımız her günahta bir zift gibidir. El fenerinin ucundaki lamba, ampulü ne kadar kuvvetli olursa olsun, üstüne zift koymaya başladığın zaman ışığın gücü zayıflamaya başlar. Bir zaman sonra zift el fenerinin üstünü tamamen kaplar. Kapladığı anda da ışık tamamen kesilir. Halbuki ışık yanmaya devam ediyor. Ama zift, yani günahlar artık o el fenerinin üstünü tamamen kapatmıştır. Artık yansıma vermez. İşte gıybet ve kovuculuk, laf taşıma böyle böyle imanın üstünü törpüler ve nuru tamamen söndürür. Kişinin imansız gitme tehlikesi vardır. Yine Efendim Aleyhisselam'dan devam edeyim. Kıyamette, bu da yine kıyametten bir sahne, gelecekte olacak olan bir sahne. Kıyamette bir kimse amel defterine bakar. Şu ibadetleri yapmıştım, bunlar yazılı değil, der. Onlar silindi, gıybet ettiklerinin defterlerine yazıldı, denir. Bak Efendimiz Aleyhisselam da anlatıyor.
senin namazın vardı. O gün 11. ayın 24'ünde kıldığın 5 vakit namaz, gittiğin sohbet, tuttuğun oruç vardı. Defterde o gün bu ibadetler vardı. Bir gittin, Allah'ım benim bugün bu ibadetlerim vardı ama burada yazmıyor. Sen hiçbir şey eksik noksan bırakmam diyordun Kur'an'da. Burada eksik. O gün ona ne denilmiş? Sen o gün falanca hakkında gıybet yaptın. Senin sevapların ona gitti. Sevapların yerini değiştirdik. Kopyala yapıştır yapmadık. Kes, yapıştır yaptık. Şimdi bilgisayarda iki tane var. Bir, kopyala yapıştır var. Kopyala yapıştır yaptığın zaman kopyaladığın dosya olduğu yerde kalır. Kes, yapıştır yaptığın zaman o dosya yapıştırdığın yerde kalır. İki yerde olmaz. Şimdi burada amel defterimizde ne oluyor? Kes, yapıştır. Senden gidiyor, başkasına yazılıyor. Neden? Çünkü onun kul hakkına girdin, onun hakkında gıybet yaptın. Efendiler, bu dil, bu lisan her gün binlerce kelime söylüyor. Her gün yüzlerce cümle kuruyor. Ama insan kurduğu cümlelerin ne cümleler olduğuna hiç dikkat etmiyor, hiç bakmıyor. Allah Teala bize izan versin. Bize akıl, fikir versin. Çünkü kurduğumuz cümleler kalbimizi kirletici cümleler olduğu zaman Allah Teala zift üstüne zift koyuyor. Hani Kur'an nasıl diyor? Nurun ala nur, abdest üstüne abdest nasıl ki nursa. Namaz üstüne namaz, umre üstüne umre, hac üstüne hac. Nasıl ki nurun ala nursa, pislik üzerine pislik, zift ala zift olur. Kalbin üstüne pislik üstü pislik geldi mi son nokta olabilir. Nedir o? Mühürlenme. Hatemallahu ala kulubihim. Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Mühürlenme olduğu zaman kimse gelip açamaz. Açamadığı zaman kafir gidersin. Siz sokakta görmüyor musunuz? Ben başörtüsünün Allah'ın emri olduğunu kabul etmiyorum diyen adamlar. Kadınlar görmüyor musunuz? Dikkat edin. Başını örtmeyen kafir değildir. Günahkar Müslümandır. Fasık Müslümandır. Başörtüsü Allah'ın emri değil diyen kafirdir. Bak biri başını örtmüyor. Günahkar. Ama Müslüman. Günahın nispetinde Allah dilerse ceza çeker. Sonra yine cennete gider. Çünkü emri inkar etmiyor. Ama öteki diyor ki başörtüsü emir değildir. Bu kafirdir. Neden böyle oldu? Çünkü kötü cümleler kurdu. Dilinin kurduğu cümlelere dikkat edeceksin. Ben gün içinde insanlara İslam'ımı anlatıyorum. Çalışmanın faydalarından mı bahsediyorum? Anama babama hürmet mi ediyorum? Yoksa ara bozmaya mı çalışıyorum? Ben insanların arasını bozmaya çalışan bir adam mıyım? Ben nasıl bir adamım? İnsanın bir kendisini check etmesi lazım. İnsan kendisini check etmediği zaman bir rüzgarda savrulan yaprak gibi bir oraya gider bir buraya. Bir sağa gider bir sola. Bir namazı sever bir zinayı sever. Bir küfrü sever bir içkiyi sever. Bu nasıl iş kardeşim? Sen aklı başında bir insansın. Sen bir hayvan değilsin ki önündeki derede bir timsahın olduğunu görüyor ama yine o dereye gidip su içiyor. Kocaman öküz. Yahu kardeşim görüyorsun timsah var orada. Ben susadım diyor ne yapayım? Yahu yiyecek seni. Gidiyor, suyu içiyor, timsah geliyor, yiyor. Sen bir hayvan değilsin. Önünde timsah varsa kaçman gerekiyor. Sen insansın. Bu dilinden seni imansız edecek sözler çıkacağına şu ilimleri öğren, kendine bir çeki düzen ver. Ve şu timsahı yenme. Şu şeytan dilinden timsahın senin yemesine müsaade etme. Allah'ım sen bizi imanla yaşat. Amin. Sen bizi imanla öldür. Amin. Allah'ım sen bizi salihlerin arasına kat. Amin. Sen bizim bu birlikteliğimizi bozma. Amin. Sen bizim insanlara vesile olmamızı nasip et. Amin. Sen bizim insanların namaza başlamasına vesile olmamızı nasip et. Amin. Sen bizim insanların gıybeti terk etmesine vesile olmamızı nasip et. Amin. 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 İmam Rabbani ile bitireyim. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.